kale mesleki teknik lisemize, idarecilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada çocuklarımız hem böyle kendi derslerde gördüklerini pratiğe aktarıyorlar. Burada boyamadır, efendim işte alçılama, diğer şeyleri, oradaki gördüklerini fiilen uygulamış oluyorlar. Böyle bir de bu yaptıklarını böyle ihtiyacı olan başka bir okul, mesela bugün işte Mehmet Zümra Kuş Ortaokulumuzda yapıldı. Onları da burada 3 sınıfımızı boyuyorlar. Burada da ihtiyaç vardı. Bir işe de yaramış oluyor. Çok güzel bir işbirliği olmuş. Ben bu işbirliğinden dolayı arkadaşlarımızı da kutluyorum. Nedir o? İşte önce boyuyor, onu söküyor, efendim duvar kağıdı, ondan sonra fayans bilmem ne diye orada yapıyor, orada kalıyor, çöpe gidiyor. Burada bir işe yarıyor, bir de çocuk yaptığını görüyor. Burada çocuklar, gençler çok çok güzel, çok güzel bir uygulama. Bunu aslında cidden diğer belki meslek okullarımızda da bu şekilde yaygınlaştırmak da lazım. Çok güzel. Ben cidden tekrar teşekkür ediyorum kale okullarımıza. Aslında bir yandan da sosyal sorumluluk projesi. Sen böyle çocuklar. Tabii o şekilde. Aynen öyle. Çok güzel. Çok, yani her yönüyle çok takdir edilecek, tebrik edilecek bir uygulama olmuş. Ben tekrar teşekkür ediyorum herkese. Emeğe geçelim. Hem toplar, hem onlar tekrar bize yardımcı oluruz. Hem bu çocuklar için bize olur, hem bu çocuklar için bize olur. Bu kavramlarda bizden istifade edebilirsiniz. Yani Safari'nizde böyle bir... Özel sektör olarak devlet okullarımızla birlikte eksik olan ya da tadilat tamirat kısmında olan hizmetlerde bizden yardım istediklerinde koşarak geliyoruz. Elimizden gelen bütün süreci gösteriyoruz ve bu amaçla gördüğünüz gibi boya, badana, tamirat ve tadilat kısımlarını yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde burada gerekli katkıyı sunuyorlar. Özellikle bu katkı sürecinde müdürlerimiz gerçekten takdire şayan bir şekilde gerekli araştırma yaparak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, kaymakamlıklarımıza, valiliklerimize işbirliği içerisinde gerekli görülen yerlerde her türlü desteği sunuyorlar. Hatta biz sürekli Sakarya'da bulunan bürokrasimize, Kocaeli, İstanbul, Muğla kısmındaki mesleki teknik liselerimizde bürokrasimize hep söylüyoruz. Tadilat, tamirat kısımlarında bize ulaşırsanız hem öğrencilerimizin gelişimi, yaparak yaşayarak öğrenmeyi geliştirme, hem de öğrencilerimizin motivasyonu artırma adı altında her zaman hazırız ve gelip bu süreci de tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Sakarya'da bulunan kale okullarının Sakarya Bölge Koordinatörüyüm. Yaklaşık 5 senedir kale okullarında ter döküyorum. Kurucularımız önderliğinde güzel projelere, güzel çalışmalara imza atıyoruz. Halkın da toplumun da bildiği gibi Sakarya'da bulunan meslek liselerimiz var. Meslek liselerimiz inşaat, elektrik, elektronik, biyomedikal ve makine tasarım bölümü olmak üzere toplam 4 tane bölümümüz var ve bu meslek lisesi bölümlerinde çalışan öğrencilerimiz, emek veren öğrencilerimiz, eğitim öğretimini devam ettiren öğrencilerimiz de uygulama bilgilerini atölyelerimizde kazanmaktadır. Fakat uygulama bilgisini atölyelerimizde kazandırdığımız öğrencilerimiz yapmış olduğu faaliyetlerini işleri bittikten sonra çöpe gidiyor. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Kalıcı olabilmesi adına hayatta iz bırakabilmeleri ve öğrencilerimizin yaptıklarını kendilerinin gerçek hayatta karşılarına çıkacak şekilde, görebilecekleri şekilde bu şekilde okullarda, ihtiyaç bulunan devlet okullarında, ihtiyaç bulunan kimsesiz, sahipsiz evlerde bu uygulamaları yapıyoruz, yaptırıyoruz. Bu hem eğitimde güzel örnekler, hem de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında gerçekten bizi de çok mutlu eden, öğrencilerimizi de çok mutlu eden ve yardım yaptığımız okullarda, işletmelerde veya evlerde de insanların beğenisini, hoşgörüsünü, saygısını kazandığımız faaliyetler. Bu faaliyet. Ondan sonra boyamaya devam ediyorsun. Tamam. Ben Merve Yunus, kale okullarına meslek öğretmeniyim.
Burada öğrencilerle hem sosyal yardımlaşma projesi için hem de mesleki anlamda deneyim kazanmaları için buradayız öğrencilerle birlikte. Çok keyifli vakit geçirdik. Hem uyguladık, hem konuştuk, hem de anlam ve önemini söyledik öğrencilerimizle. Sosyal bir farkındalık projesinin yanı sıra meslek anlamda da uygulamalı bir şekilde gördükleri için ben meslek öğretmeni olarak onlar için çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Umarım bundan sonraki projelerde de onlarla birlikte destek olmaya devam edeceğim. Bu sınıflarda kardeşleri okurken biraz daha boyanmış, daha güzel bir şeyler olduğunda imkan sağlamış oldular. Aynen öyle, aynen öyle. Hem ortamda kardeşlerine yardım ettiler hem de mesleki olarak tecrübe kazandılar. Evet. Şimdi bak bunları duyuyoruz ya. Siz işi çıkarken burayı kestirmesini çekin. Okul, Kale Okulları Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 11 bir öğrencisiyim. Hangi bölüm okuyorsun? İnşaat bölümü. Peki bugün ortaokula geldiniz. Uygulamalı boya yapıyorsun burada. Neler diyeceksiniz? Evet, gönüllü olarak geldik. Bence çok güzel bir çalışma oldu. Ben çok keyif aldım. Herkesi teşvik ederim. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Sık sık katılıyor musun böyle? Sık sık. Ben ilk defa geldim. Proje kaçıncı oluyor bilmiyorum ama güzel bir proje. Kale Okulları İnşaat Bölümünden okuyorum. 11 B'deyim. Çok mutluyuz kardeşlerimize, abilerimize yardım ettiğimiz için. Okulumuzun sık sık böyle projeleri oluyor. Biz de katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gönüllü olarak tabii. Yakında daha iyi projelere katılmak için can atıyoruz. Tamam mı? Şey görürsün sen abi. Hocam dedi. Tamam.